hani rahmetli olan amcamızı düşünmekten önce hani ortalıkta almış, hastanenin önünde beni tek gördüklerinde saldırabilecek aşamaya gelmişler. Hangi dürtüyle bunu yapabiliyorlar? Hani bu etrafımda insanlar varken başıma geldi. Belki otoparkta tek başımayken de başıma gelebilirdi. Orada hani beni koruyacak, işte onlarla mücadele edecek durumum olmayabilirdi. Ben değil, bir başka arkadaşımın da başına gelebilirdi. Hani bu beyaz önlük, üzerimizde beyaz önlük olması, bir sağlık çalışanı olmamızın bir cezası herhalde. Hani duygularımı şu şekilde ifade etmek isterim. İnşallah bu son olur. Bir daha başımıza gelmez. Herkes Vur Abalı'ya hesabına ilk temas doktordandı. Sağlıkta fiziksel temas olmadı gibi küçük bahanelerin arkasına sığınarak şiddeti örtbas etmeye çalışmak. Evet, bu öyle bir sarmal ki bir gün terör gibi herkese bulaşacak. Eğer etkin, kapsayıcı bir çözüm oluşturamaz. Sosyal medya baskısı olmadan saldırganların sadece düşük para cezaları ile serbest kalmasına müsaade etmemelisiniz. Sağlık kuruluşlarında şiddet uygulayanları eşlik, taşkınlık yapan, yapmaya yeltenen kişileri bile en az 6 ay süreyle ücretsiz sağlık hizmetinden men etmelisiniz. Biz hekimlerin bir sağlıkta şiddet haberi daha duyma tahammülü kalmamıştır. Sağlık Bakanlığımız, yöneticilerimiz, idarecilerimiz bizleri yalnız bıraksa da hekimsel olarak, hekim sendikaları ve sağlık sendikaları olarak şiddetin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Saldırganların cezalandırılması için hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Hekimlerimizin daima yanında olacağız. Burada bulunup bizlere destek olan sendikalara, basın mensuplarına, tabip odamıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Basının gücü, sendika gücü, hekim gücüyle gelin hep birlikte şiddete dur diyelim. Katılan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz.